Sevgili izleyicilerim, bugün size Allah izin verirse kızım bana güzel bir çiçek almış. Akşama bunlar çabuk pişeceği için biraz geç başladım. Ve çok güzel bunlarla size çiçek dolması yapacağım. Bunun için kabak çiçeğimiz var. Bir tane soğanımız var. Üç diş sarımsağımız var. Maydanozumuz var, nanemiz var, yıkaymış, ayıklamışız. Ondan sonra bir tane domatesimiz var, pirincimiz var. Yağımızı, salçamızı da zamanla pirinç koyacağız. Ne kadar? 3 bardak koydum. Hı hı. Şimdi başlıyorum. Zamanında açımına göre güzel güzel devam edeceğiz. Annem. Soğanları doğramışsın anne, sarımsakları, soğanları. Evet, doğradım. Evet. Malzemesini saydık. Doğrarken göstermek gereği duymadım. İncecik, küçücük küçücük doğradım. Evet. Maydanozları, naneleri doğramışım. Şimdi domatesi koyuyorsun galiba. Evet. Yeşil sarımsakları doğrayacaksın mı? Yoksa sana onu ufak bir cecik yapayım ben. Şöyle yoğurtla. Bir kasecik. Olur. Şöyle bir kaşık domates salçası koyuyorum. Sevgili izleyicilerim, benim biber salçam bu kavanozda bitmiş. Onun için bir kaşık da ortalama şey koyacağım. Ölçmüyorum ama bir su bardağına yakın da yağ koyuyorum şöyle. El yapımı olan bizim kendi kızımızdan aldığım nar eşkimizden. Bak ne kadar güzel yapmış, ellerine sağlık. Çok ekşi, yalnız çok koymuş. Bir kaşık da ondan koyuyorum. Şimdi tuzumu da koydum mu tamam. Birazcık da tuz. Ben bugün karabiber eklemeyeceğim. Baharat fazla eklemeyeceğim. Çünkü birazcık midelerimizde problemimiz var. Onun için böyle baharatsız yapmayı düşünüyorum. Siz istediğiniz baharatları atabilirsiniz tabii ki de. Böyle karıştırıp doldurmaya başlayacağız. Çiçek kabaklı. Öyle mi? Bak içinde kabak şeyi var çiçeğe. Ondan böyle büyükmüş. Bunu anladım. Şimdi sevgili izleyicilerim, bunun içine şöyle güzelce şu kadar, çok da fazla tepe tepe de değil ama çok az da değil. Dolduracağız. Şu şekilde de bükeceğiz. Aynı dolma gibi düşünün. Şöyle koyacağız Allah izin verirse. Bak böyle açacağız. Hani bunu taze toplasak böyle olmaz. Bakın içinde hepsinin kabağı var. Yazık, bunları kabaklı kopartmış bunlar. Bu ürünü biz metrodan aldık. Bakın böyle dolduracağız. Tamam. Böyle ağzını, bak zaten kendiliğinden kapanıyor. Yani çaba harcamamıza gerek yok. Ben de diyorum ki bunlar üfürerek niye üfürerek açıyoruz. Evet, mümkün olduğu kadar böyle ettiğinde açılır. Sebzesi çok olduğu için ben biraz tam dolduruyorum. Eğer sebzesini az koyan varsa bu kadar çok doldurmasın. Çünkü pirinçler şiştiğinde dışına atacaktır. Ama benim dolmalarımda bakın pirinçten çok sebzesi olduğu için ne yapıyorum? Ben tam dolduruyorum. Sebzeler işte piştiğinde onun yerine alıyor, pirinç alıyor ve tam geliyor. Hala devam ediyorsun anne. Ellerine sağlık. Evet. Taze kokmuş olsa bu kadar şey olmaz. Yine de taze anne. Baksana. Hayır, tazeliğine bir şey demiyorum. Şimdi taze ama bugünkü gibi kopmuş değil yani. Evet, maalesef bugünkü gibi değil.
Sevgili izleyicilerim, benim torunum oruç tutuyor, sevgili torunum. Evime geldim bu arada ve çok mutluyum. Antalya gezimiz bitti. Tatilimiz bitti. Evet. Gene geri evimize döndük Allah'ın izniyle. Öylece bu çiçek dolmamız da bitti. Anneciğim. Hadi başlattım. Şimdi ben şey oyuyorum, patates oyuyorum. Sevgili izleyiciler, bunu böyle gösteriyorum ama bir gün size sadece patates dolması yapacağım Allah izin verirse. Güzel doldurdum. Şu ötekini oyduğumu da gösteririz. Şunu oyduğumu gösteririz. Onu daha kesmedim anne, kesivereyim. Bakın böyle oydum. Bak böyle şey değil, bakın incecik. Tamam. Ondan sonra da içine böyle dolduracağız Allah izin verirse. Pişmeye bırakacağız. Bitti bu kadar. Çünkü oruç tutan yeğenimiz çiçek dolmasını yemeyecekmiş. Ona da iki tane patates işte doldurduk. Bu bunun kapağı. Bu da bunun kapağı. Tamam. Annem şeyin dibinde kalan suyu, ama neydi o, salçayı çalkalayarak döktü. Aynı pilava koyduğumuz su kadar koyun sevgili izleyicilerim bunu yaparken. Çünkü sadece pirinçler pişecek. Yaprak hemen pişer. Ağzını kapatıyoruz. Evet. Kaynadıktan sonra altını kısacağız, pişecek. Bir pilav pişecek kadar pişecek. Öyle çok değil. Vallahi tartışmaktan bıktım. Sevgili izleyicilerim, ben dolmama azıcık sos yapıyorum. Niye? Ben tamam, görsellik de güzel olsun ama bana göre şey de güzel olsun, lezzeti de güzel olsun. Çok koyma anne. Ben birazcık da somak ekşisi koyacağım, bu kadar. Somak ekşisi yüzünü karartıyor, rengini güzel çıkarmıyor diye benim kızım bana kızıyor. Ben de biliyorum ki benim sevgili izleyicilerim, rengi evet önemli, görsellik evet önemli ama lezzet daha da önemli olsun diyorum. Bakın çok güzel oldu. Şimdi şöyle birazcık da nane koyacağım buna. Oldu mis gibi. Çok değil. Şöyle 2 dakikada bundan pişerse, içine sinerse gayet güzel olacaktır bakın. Simsiyah görünür. Hayır, sen niye görünsün ya? Hepsi bu kadar. İçine sinecek böyle ekşisi, lezzeti. Sevgili izleyicilerim, dolma, çiçek dolmamızı yaptık. Gayet güzel oldu. Orucumu bununla açtım. Ve gerçekten güzel de pişmişti. Çok da lezzetli olmuştu. Şimdi size şöyle bir tanesinin içini açıp göstereceğim. Bakın sevgili izleyicilerim, size şimdi içini göstereceğim. Bakın hiç dağılma yok. Gayet güzel. Her şeyler daha sağlam duruyor. Evet. Zaten yaprak şey sağlam durur. Bakın gayet güzel olmuş. Dediğim gibi bak, sebzeleri pişince pirinçler yerini almış ve gayet güzel olmuş. İçi de dışı da gayet güzel pişmiş. Suyunu ben koydum. Görseli güzel olsun dedim ama annem kızdı. Susuz koymam gerekiyormuş. Sarımsaklı yoğurta. Yemelere doyamadın anne. Çekimi bahane edip hala yiyor. Çok güzel olmuş. Yapanlara kolay gelsin. Yiyenlere afiyet olsun. İnşallah sarımsaklı sevenlerin hepsi benim gibi bulur yaparlar. Ben çiçek dolmasını çok seviyorum. Biz bu sene çiçeği metrodan aldık. Metroda bulabilirsiniz. Sevgili izleyicilerim, bana abone olmayı unutmayın.
Bana abone ayarlayın. Kusura bakmayın, birazcık konuşma özürlü oldum ama ne yapayım, evime gelmenin sevinci. Antalyalarda gezdim. Geldim. Tamam, kapatayım mı? Herkese saygılar. Hoşça kalın.